Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 11. sınıf matematik kitabının sayfa 44 ve 45 alıştırmalarının çözümlerini yapacağız. İlk soruyla başlayalım hemen. İlk soruda pi arkadaşlar x pi'den büyük, 3 pi bölü 2'den küçük, yani 180 ile 270 arasında 3. bölgede demek istiyor bize burada açının. Sonra 3 sinüs x eşittir 5 kosinüs x olduğuna göre kos kare x eksi sin kare x kaçtır? Şimdi şu 5 kosinüs x'i karşıya attım. 3 sinüs x eşittir 5 kosinüs x yazalım. Şu o zaman sinüs x 5'in katları, kosinüs x 3'ün katlarıdır. Buradan tanjantı bulalım. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs, yani 3 kat bölü 5 kat, 3 bölü 5 bulacağız. Hemen buradan bir dik üçgen çizelim. Şöyle. Şurası bizim x açımız. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. 3 bölü 5. Şimdi 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. Toplarsanız 34 olacak. Pisagor yaparsanız şurası kök 34 çıkıyor. Sonra ne yapacağız? Kos kare x'i soruyor. Kos kare x eksi sin kare x. Burada kosinüsümüz komşu bölü hipotenüsten 5 bölü kök 34 eksi 3 bölü kök 34 yapacağız. Yani 25 bölü 34 eksi 9 bölü 34 yapıyoruz. 25'ten 9 çıkınca 16 bölü 34 olur. Sadeleştirirsiniz. 8 bölü 17 olacak cevap. Gelelim ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda 0 ile pi bölü 2 arasındaymış açımız. Yani birinci bölgede. Olduğuna göre tanjant x nedir diyor. İşler dışarı çarpımı yapıyoruz. Zaten 1'e eşit olduğu için aynen yazmamız yeterli. Yani 7 sinüs x artı 3 cos x eşittir 2 sinüs x artı 5 cos x. Sonra 2 sinüs x'i buraya alırım. Burada 5 tane sinüs x kalır. 3 kosinüs x'i sağ tarafa alırsak 2 cos x kalacak burada. O zaman sinüsümüz yine az önce yaptığımız gibi burada 2'nin katı olacak bu tarafta 2 olduğu için. Kosinüs de 5'in katı olacak bu tarafta 5 olduğu için 5'in katı. Tanjant neydi? Tanjant x sinüs bölü kosinüs, yani 2 kat bölü 5 kat. Katlar gitti. Cevap 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. Gelelim 3. sorunun çözümüne. Kök içinde 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x ifadesinin en sade şeklini bulunuz diyor. Bunu tek kök içinde çarpabiliriz. Çünkü kök dereceleri aynı. 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x yapıyoruz. Şimdi çarparsak bunları, iki kare farkını biliyorsunuz. Bunların açılmış şekli, yani 1'in karesi eksi sinüs kare olacak burası. İki kare farkının çarpılmış şekli. 1 eksi sin kare x neydi burası? Kos kare x'ti. Kos kare x kök içinde. Bu da kos x olarak dışarı çıkarılır. Cevabımız kos x veya mutlak değer kos x de diyebilirsiniz. Negatif de çıkabilir. 4. soru. Tan kare x çarpı 1 eksi sinüs kare x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tanjant arkadaşlar sinüs bölü kosinüstü, kare olduğu için sin kare x bölü kos kare x yazacağız. Şimdi 1 eksi sinüs kare x kos kare x'ti. Burada kos kareler birbirini yok ettiği için cevap sin kare x oluyor arkadaşlar. Bu basit bir soruydu. Gelelim 5. soruya. 5. soru, aşağıdaki verilen trigonometrik değerlerin işaretini belirleyiniz. Şimdi 50 derece zaten birinci bölgede. Birinci bölgede hepsi pozitif. Burası pozitif. Şuna bakalım. Sinüs eksi başa alır. Yani eksi sinüs 200 yazmanız lazım. 200 derece biliyorsunuz 3. bölge. 3. bölgede sinüs negatiftir. O zaman eksi çarpı eksi sonuç artı olacak burada. Kotanjant 300. 4. bölge. 4. bölgede kotanjant.
negatifti. O zaman burası da eksi diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim 6. sorunun çözümüne. Bakalım 6. soruda ne var? 6. soru aşağıda verilen trigonometrik değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi sinüs 150 dereceye bakacak olursak bunu dar açıya çevirebiliriz. Yani 150 dereceyi şöyle yazalım. Sinüs pi eksi 30. Şurayı düzgün yazalım. Tam istediğim gibi olmadı. Şöyle. Pi eksi 30 yazabiliriz. Bu da sinüs 30'a denktir. Sinüs 30 da biliyorsunuz 1 bölü 2. Tanjant 30 da bulmak kolay. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 olacak. Kosinüs 250. Kosinüs 250 arkadaşlar 3. bölgede. 3. bölgede kosinüs negatif olacağı için bu negatif. Diğer ikisi pozitif. Peki 1 bölü 2 mi büyük? Kök 3 bölü 3 mü büyük? Ona bakalım. Bunu kökten kurtarabilirsiniz. Mesela bunun karesi 1 bölü 4. Bunun karesi 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3. Peki 1 bölü 4 mü büyük? 1 bölü 3 mü büyük? Tabii ki 1 bölü 3 daha büyük olduğu için. O zaman tanjant 50 düzeltelim. Küçükten büyüğe doğru diyormuş. O zaman en küçük burada cos 250 olacak. Çünkü negatif hiç bakmaya gerek yok. Küçüktür. Sonra sinüs 150. Sonra tanjant 30 derece yazabilirsiniz. Gelelim 7. sorunun çözümüne. Bakalım 7. soruda bize ne soruluyor? Hemen soruyu açalım. Tanımda olduğu aralıkta tanjant x artı cos x bölü 1 artı sinüs x ifadesinin en sade halini bulunuz. Arkadaşlar. Burada da şunu yapalım. Tanjantı yerine her zaman olduğu gibi sinüs bölü kosinüs yazdık. Artı cos x bölü 1 artı sinüs x. Şimdi payda eşitlememiz gerekiyor. Başka çaremiz yok. Bunu 1 artı sinüs ile çarpıyorum. Bunu da cos x ile çarpıyorum. Sinüs ile çarptım. Sinüs x artı sin kare x artı cos kare x bölü payda eşitledik. Cos x çarpı 1 artı sinüs x yazdık. Peki sin kare artı kos karenin 1 olduğunu bilmeniz gerekiyor burada. Yukarısı sinüs x artı 1 bölü cos x çarpı 1 artı sinüs x. 1 artı sinüs x'ler ve sinüs x artı 1 aynı olduğu için gitti. Cevap 1 bölü cos x. Bunu da gördüyseniz secant x'e eşit olacak. Belki ileride işlenecektir. Cevap secant x diyebilirsiniz. Geldik 8. soruya arkadaşlar. Açı dönüşümlerine gelmiş sıra. İşlemin sonucunu bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bir açı pi'den çıkarılıyorsa bir kere isim değiştirmez. Pi'den çıkarıyorsak 180 dereceden çıkarıyoruz demektir. Burası 2. bölge. 2. bölgede sinüs pozitif olduğu için yine sinüs x olarak kaldı. Şimdi pi bölü 2'den çıkarıyorsak isim değiştirir. Kosinüs sinüse dönüşür. Sinüs x yazacağız. Peki 90'a bir açı ekliyorsak bu da ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Şu önünde eksi vardı, buna dikkat edin. Kosinüs de negatif, orası artıya dönüşecek. Peki şuna bakalım. 5 pi bölü 2. 5 pi bölü 2 arkadaşlar esas ölçüsünü bulursanız pi bölü 2 olur. Yani 5'i paydanın 2 katına bölüyoruz. 4'e bölüyoruz. Bir kere var. Kalan 1 pi bölü 2 olacak. Bunun esas ölçüsü. O zaman burası pi bölü 2 eksi x. İsim değişir mi? Evet değişir. Burası kotanjant x olur. Kotanjant x yaptıktan sonra burası birinci bölgede olduğu için işaret değişmez. Aradaki işaret aynı. O zaman 2 sinüs x eksi kot x olacak bizim cevabımız. Bunu da daha fazla şekilde sadeleştiremeyiz. Bu şekilde kalacak. Geldik 9. soruya. 9. soruda bize ne vermiş? Tanjant 40'ın x olduğunu vermiş. Buna göre ifadesinin x cinsinden değeri nedir? Şimdi burada referans açınız 40 derece. Hepsini 40'a göre düşünmeniz gerekiyor. O zaman şurayı şöyle düşünüyoruz. Tanjant 140'ı pi eksi 40 olarak düşünüyoruz. Yani 180 eksi 40 eksi. Şurayı tanjant
pi bölü 2 artı 40 yaparsanız, yani 90 artı 40'tan 130 bulabilirsiniz. Şuraya bakalım. Şurası 1 artı tanjant, az önce yaptık zaten. Pi eksi 40 çarpı, burası da tanjant, pi bölü 2 artı 40 yazılır. Şimdi yukarısı tanjant 40. Bu ikinci bölgede olduğu için bir de önüne eksi gelecek. Şimdi pi bölü 2 ile işlem yaptığımız için, topladığımız, çıkardığımız için işaret değişir. Yani isim değişecek, kotanjanta dönüşecek. Bu da arkadaşlar yine ikinci bölgede olduğu için aradaki şu eksi işaret değişecek, artıya dönüşecek. Bölü. Şuna bakalım. 1 artı. Bu taraf artı olmayacak, eksi olacak. Çünkü ikinci bölgede tanjant 40 yazacağım. Çarpı kotanjant 40 yazıyorum. Bu da işaret değiştiriyor. Şurası da eksi olacak. Çünkü ikinci bölgede tanjant, kotanjant negatif. Tanjant 40 neydi? X. Peki kotanjant 40 ne olur? Şurası x yazmışım. 40 olacak. Kotanjant 40 da 1 bölü x olur. Artı 1 bölü x. Burası ise 1 eksi 1 çarpı artı 1'e dönüşür. Çünkü tanjant çarpı kotanjant aynı açıda. Şurası 1'e eşitti. 1 artı 1 oldu. Şurada payda eşitlersek eksi x kare artı 1 bölü x bölü 2 olacak. Bunu da ters çevirip çarparsak eksi x kare artı 1, biraz aşağı indirelim, artı 1 bölü 2x olur. Çünkü şurasını 1 bölü 2 olarak ters çevirip çarparsak 2x olarak paydaya geçer. Geldik 10. soruya. 10. soruda arkadaşlar yine dönüşüm yapacağız. 3 pi bölü 2 ile işlem yaptığımız için burası bir kere isim değiştirecek. Sinüs x olacak. Peki 3 pi bölü 2'den bir açı çıkarsak 3. bölgede. 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne bir eksi gelir. Şuraya bakalım. İsim değişmez. Sinüs x yazmamız gerekiyor. Peki kaçıncı bölgede? 180 eklediğimiz için 3. bölgede. 3. bölgede sinüs negatif olduğu için önüne bir de eksi gelir yazıyoruz. Şuraya bakalım. 3 sinüs, İsim değişmeyecek 2 pi ile toplayıp çıkardığımız zaman. Yani 360'a bir açı eklersek birinci bölgeye göndermiş oluruz. Burada da birinci bölgede de sinüs pozitif olduğu için 3 sinüs x yazıyoruz. Peki yukarısı ne oldu? Eksi 3 sinüs x. Aşağısı 3 sinüs x. Bunlar birbirini sadeleştirir. Ne kaldı? Görüyorsunuz. Eksi 1 kalır. Gelelim 11. soruya. Birinci soruda 1 artı kot kare x bölü 1 artı tan kare x ifadesinin en sade halini bulunuz. Burada arkadaş yapmanız gereken kotanjantın ve tanjantın eşitlerini yazmak. Yani 1 artı kotanjantın yerine kos kare x bölü sin kare x yazıyorum. Tanjantın yerine ne yazıyorsunuz? Biliyorsunuz. Sin kare x bölü kos kare x yazıyoruz. Şimdi burada bunu 1 ile çarparsak, yani payda eşitlersek sin kare çarpı 1 sin kare, yani sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x bölü, aynı şekilde burada da payda eşit diyor. 1 ile çarpıyoruz, kos kare x artı sin kare x. Sonra ortaya çıktı zaten bölü kos kare x. Şimdi biliyorsunuz ki sin kare artı kos kare kaçtı? 1'di. Şuraya 1 yazıyorum. Burası da 1. O zaman 1 bölü sin kare bölü 1 bölü kos kare. Yani birinci kesir aynı yazıldı biliyorsunuz. 1 bölü sin kare x çarpı kos kare x bölü 1. Yani kos kare bölü sin karenin karesi oldu. Kos x bölü sin x'in parantez karesi de diyebiliriz. Buradan kos bölü sin kotanjantı, cevap kot kare x olacak arkadaşlar. Geldik 12. soruya. 12. soru az önce tanjant 40'lı bir soru vardı. Ona çok benziyor. Aynı mantıkla çözülen bir soru tipi bu da. Bu sorunun çözümüne geçelim. Şimdi referans açımız burada 25 derece. Hepsini 25'e göre düşünmeniz gerekiyor. Hemen bakalım soruya. Burayı kos kare şöyle yazalım. Pi eksi 25 artı şurayı da sinüs pi bölü 2, yani 90 artı 25 olarak düşünelim, çarpı şurayı kosinüs pi artı 25 olarak alalım, bölü kotanjant
Şunu nasıl yazalım? Bunda pi bölü düzeltiyorum. Pi artı 45 olarak yazarsak kod 225'i buluruz. Bu 45'e göre yazılmadı ama nedenini az önce birazdan açıklayacağım. Şimdi pi eksi 25 ikinci bölgede olduğu için buraya cos 25, cos kare 25 yazıyorum. Normalde negatifti ama karesi alınca pozitifleşir. Sonra artı sinüs kosinüse dönüşür. 90'la işlem yaptığımız için cos 25 çarpı, bu da isim değişmez, cos 25 olur. Fakat bu ikinci, üçüncü bölgeye geçtiği için şuraya bir eksi yazmamız gerekiyor. Bölü. Şurası da kod 45 olacak. Fakat üçüncü bölgede olduğu için bir eksi yazmamız lazım. Şurası cos kare 25. Eksi oluyor. Cos 25 ile eksi cos 25'i çarparsak eksi cos kare 25 yazarız. Bölü. Kod 45 de 1'di. Buraya eksi 1 yazdık. Peki cos 25'ler, cos kare 25'ler birbirini götürdüğü için 0 bölü eksi 1 cevap 0 oluyor arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Geldik bir sonraki soruya. 13'ün soruda bir ABC üçgeninde A açısı alfa, B açısı beta, C açısı teta olmak üzere kosinüs beta artı teta bölü 2 eksi sinüs alfa bölü 2 faresinin eşitini bulunuz. Burada biliyorsunuz ki alfa artı teta artı beta 180 derece. Peki beta artı teta'yı yalnız bırakalım. Alfa'yı karşıya atalım. Ama teta artı beta eşittir 180 eksi alfa yazarız. O zaman şuraya teta artı beta'nın yerine kosinüs 180 eksi alfa bölü 2 yazıyorum. Eksi sinüs alfa bölü 2. Şimdi bunları 2'ye bölersek şöyle yazarız. Kosinüs 90 eksi alfa bölü 2 eksi sinüs alfa bölü 2 yazalım. Bunlar isim değiştirir mi? Değiştirir. Çünkü 90 ile işlem yapıyoruz. Kosinüs sinüse dönüşecek. Sinüs alfa bölü 2 eksi sinüs alfa bölü 2. Cevabımız ne oldu? 0 olacak. Geldik 14. soruya. 14. soruda ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi birbirine 90 derece tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti biliyorsunuz. Şimdi cos kare 89 yerine sin kare 1 yazabiliriz. Burada sin kare 2 de var mı? Var. Çünkü 88 var. Şimdi cos kare 1 ile sin kare 1'in toplamı buradan 1. Artı cos kare 2 ile sin kare 2'nin toplamı 1. Peki burada kaç tane 1 var? Bu şekilde 1'lerimiz var. 1'leri topluyoruz. Şimdi kaça kadar var? 44'e kadar var. 44 tane 1'imiz var. Artı 45'in bir eşiti yok. Yani karşısında bir sin kare 45 yok. Burada bir cos kare 45 kalacak. 44 tane 1'in toplamı 44. Kosinüs 45 ile kök 2 bölü 2. Bunun da karesini alacağız. Kök 2 bölü 2'nin karesi. O zaman 44 artı şurası 2 bölü 4 oluyor. Sadeleştirirseniz 1 bölü 2 olur. Payda eşitleyip toplarsanız 88, 89 bölü 2 olacak arkadaşlar cevabımız. Geldik 15. soruya. Bakalım galiba son soru. Şimdi 15. 16. soru da varmış. Şimdi 15'i çözelim. 1 bölü 1 eksi sinüs x artı 1 bölü 1 artı sinüs x faresinin eşiti nedir? Burada payda eşitlemeniz gerekiyor. Bunu 1 artı sinüs x ile bunu da 1 eksi sinüs x ile çarpıyorum. Çarptım. 1 artı sinüs x artı 1 eksi sinüs x. Tek payda yazıyoruz burada. 1 artı sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x. Şimdi payda sinüs x'ler gitti. Yukarıda 2 var mı? 2 var. Aşağıda bunların çarpım 2 kare farkının açılımı. Yani neyin açılımı? 1 eksi sin karenin açılımı. 1 eksi sin kare de kos kareydi. Yani 2 bölü kos kare x oldu. Bu da 2 sekant kare x olacak. Cevabımız 2 sekant kare x
Arkadaşlar geldik 16 ve son soruya. Alfa eleman pi bölü pi ile 3 pi bölü 2 arasında, yani burası kaçıncı bölge? 3. bölge. Tanjant alfayı vermiş 1 bölü 2 olduğuna göre sin alfa, kos alfa ve kotanjant alfayı bulunuz. Yani buna uygun bir dik üçgen çiziyorsunuz. Yapmanız gereken bu. Şurada bir dik üçgen çizdik. Tanjantı 1 bölü 2, karşı 1, komşu 2. Hipotenüsümüz 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 toplarsanız kök 5 olacak. O zaman sinüs alfa. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Fakat 3. bölgede olduğu için 3. bölgede sinüs negatif eksi 1 bölü kök 5 diyoruz. Kos alfaya bakalım. Kos alfa 2 bölü kök 5. Yine 3. bölgede olduğu için eksi 2 bölü kök 5 yazacağız. Tanjant alfa da komşu bölü karşıdan, pardon, kotanjant alfa. Bu da 2 bölü 1'den 2 olacak. Arkadaşlar soruların çözümlerini bu şekilde bitirdik. Sizler için farklı farklı içerikler hazırlıyoruz. Yapılması istediğiniz içerikler varsa aşağıda yorum kısmına yazarsanız size elimizden gelirse yardımcı olmaya çalışacağız. Hepiniz de derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.